Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Evet kıymetli kardeşlerim. Sizden önce çocuklarla, gençlerimizle Dinimi öğreniyorum dersi yaptık. Şimdi ise büyüklerle medrese eğitimi yapıyoruz. İnşallah Kur'an kursu eğitimi yapıyoruz. Medreseyi, Kur'an kursunu evlerimize getirdik. Düzenli olarak derslerimize katılan kardeşlerimiz inşallah çok istifade ettiklerini söylüyorlar mesajlarında. Allah sizlerden de razı olsun. Hep Allah razı olsun mesajları alıyorum. Tabi herkese yazamıyorum, karşılık veremiyorum yoğunluktan dolayı. Ben de buradan toptan size söylüyorum. Allah da sizden razı olsun. Rabbim ne muradınız var seversin. Rabbim bu yollardan bizlere ayırmasın. Bizim yapmış olduğumuz sadece ilim değildir. Yani ben ilim değil. Aşk kazanmak, muhabbet kazanmak sevmek yolu sevmek dini sevmek Kur'an'ı sevmek ve Allah'ın aşkının kalbimize gelmesi yoksa bütün kitapları okusak bütün efendim ilimleri yutsak içsek ne olur ki kardeşlerim ne olur aşk olmadıktan sonra Rabbim o aşkı bizlere de lütfeylesin ne yapıyoruz? Zamanlarımızı kıymetlendiriyoruz elhamdülillah. Böyle ilmihal konularını okuyarak bakın e, ilmihal konularında imanın şartlarını teferruatla anlattık. İslam'ın şartlarını teferruatla anlattık inşallah. Namazın farzlarından dışındakiler bitti. İnşallah bugün de namazın farzlarından içindekileri Allah nasip ederse anlatacağız. Derslerimiz Üç gün büyüklerle saati pazar Pazartesi salı bugün son gün saat 9'da 9.45 arası sürüyor Ne yapıyoruz derslerimize kardeşlerim Öncelikle ilmahal konumuzu işliyoruz bilgimizi tazeliyoruz yeniliyoruz Sonra beraber bir sure okuyoruz. E, talim yapıyoruz. Daha sonra anlatacağımız kıssalar varsa onları zikrediyoruz. Ve e, Yasin-i Şerif'te kaldığımız yerden inşallah e, devam edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Kıymetli kardeşlerim e, bugün namazın farzlarından içindekiler. Tabi yine e, namazla ilgili bugünkü derste soracağımız çok sorular var. Ben müsaadenizle e, yine yorumları kapatayım inşallah yorumları kapatayım daha e, iyi olur. Bir de tabi Allah nasip ederse bir ölüm olmazsa bir farklı bir şey olmazsa e, ben bu derslere devam edeceğim. Acaba bugün var mı? Mesela bugün ben Instagram'da reklam yapmadım e, ama bilin yani var. Olur unutabiliriz, reklamı unutabiliriz, söylemeyi unutabiliriz ama büyüklerle dersiniz pazar, pazartesi, salı saat 9'da, cumartesi çocukların saat 8'de, sizden önce 9'dan önce 8-9 arası da çocukların dersi oluyor kardeşlerim. İsterseniz bugünkü dersimize geçelim. Kardeşlerim ee, namazın farzlarında içindekilere gelmiştik. İçindekiler kaç tane? 6. 6 dışında vardı. 6 da namaza girerken e, var. Ve hemen burada bir kısa anlatmak istiyorum size. Namazın içindeki farzlardan birincisi nedir kardeşlerim? İftitah tekbiridir. Yani Allahu ekber demektir. Ya bu olmadan namaz olmaz. Bunu zaten hepimiz biliyoruz ve alıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki delil ayetimiz nedir? E'la suresi yani sebbihis merabbikel E'la suresi var. A'la suresinin 15. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve zekâ rasme rabbihi fesallâ Rabbisinin ismini zikretti ve namaz kıldı diyor. Yani Rabbisinin ismini zikretti yani Allahu Ekber dedi ve namaz kıldı. İşte tekbirin farziyet ayeti budur kardeşlerim. Kardeşlerim tekbir nasıl alınır? Çok önemli bir bilgi. Tekbir alırken elif harfini uzatmamak lazım. Yani şu yanlış. El mesela. Allahu ekber demek yanlış. Elifle lamın arası kapalı olacak. Allah çaptıracağız. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Layı çekerim ama elifle Allah. Anladınız değil mi kardeşlerim? Kadın ve erkek fark etmiyor. Allahu Ekber. Burada çok tehlikeli bir şey var. Manası nedir Allahu Ekber'in? Allahu Ekber. Allah en büyüktür diyoruz. Manası bu. Allah en büyüktür. Ama o elifi çekerseniz Allahu Ekber derseniz Allah mı büyüktür? Soru soruyorsun. Allah mı büyük? Haşa, haşa. Bak bir elifi uzatmak nasıl manayı değiştiriyor. Onun için tek bir de elifle lam arası en önemli yeri söylüyorum. Çekmeyeceksiniz. Allah, Allah çaptırın. Allah, la'yı çek. Allahu Ekber. Allahu Ekber deyip namaza duracağız. Bu tek bir de buna dikkat edelim. Hep biz bunu biliyoruz. Bir de eğer cemaatle kılınıyorsa ee, mutlaka imamdan sonra tekbir almamız lazım. İmam Allah-u Ekber dedikten sonra biz de allah Ekber. Çünkü imama uyduğumuz için imam bizden önce tekbir alması lazım. Bir de buna dikkat edelim. Şimdi kardeşlerim size ben bir kıssa anlatmak istiyorum. Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam bir kişi sabah namazının bu tekbirini kaçırmış mızraklı ilmi halinde yazar bu kısa. Tek biri kaçırmış. Yani hani namaz tek biri kaçırsan da sonradan namaza imama uyuluyor ya. Bu sahabe-i kiram Resulullah tabi namaz kıldırıyor. Demek ki yani Fatiha'da ya da bir zam okunurken yani arada girmiş. Tabi o günün e, o sabahın gününde de e, bir şey kaybettiğini e, yani bir sevap kaçırdığını düşünerek o gün kendi e, kendince e, bir hayır yapmak istiyor. Sadece o tekbiri tekbirin sevabını almak için. Ve bir deve kesiyor. Kardeşlerim ne büyük iş değil mi? Tekbiri kaçırmış adam. E, affen sahabe-i kiram radıyallahu anh, e, şey yapıyor deve kesiyor ve etlerini de hep fakir fukaraya dağıtıyor. Tabi kendince çok büyük bir hayır yaptığını düşünerek o gün Resulullah'ın yanına geliyor. Diyor ki ya Resulallah bugün başımdan bir iş geçti. Ne oldu diyor. Ben diyor sizin tekbire yetişemedim. Allahu Ekber demiştiniz. Elhamı okurken işte İyya Kenabudu ya, ya da bir zammı sure okurken orada geldim yetiştim. E ee, ya Resulallah işte orada ben bir sevap kaçırdığımı düşündüm. Yani tekbirde bir sevap kaçırdığımı düşündüm. O açıdan ben bir deve kestim fakirlere dağıttım ya Resulallah. Yani böyle bir iş yaptım nasıl yapmışım diyor. Efendimiz tebessüm etti güldü sallallahu aleyhi ve sellem. Yanında Hazreti Ebu Bekir, Sıddık, Ömer'ül Faruk, Osman-ı Zinnurey, Hazreti Ali radıyallahu anh var. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a dedi ki şimdi aslında görüşü Resulullah söyleyecek ama sona bırakıyor. Dedi ki ya Ebu Bekir radıyallahu anh sen bu sahabem hakkında ne diyorsun dedi. Ne dersin dedi. Hazreti Ebu Bekir Sıddık dedi ki Ey Allah'ın Resulü benim dedi 200 tane devem olsa devem olsa ve 200 devem de hep böyle mücevher dolu olsa yükü mücevher olsa kıymetli maden olsa ve ben bu mücevheratı da dedi hep fakir fukaraya dağıtmış olsam ben yine o tekbirin sevabına nail olamam dedi. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Tabi Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ebu radıyallahu anh, hep bu infak hususunda yarışıyor. Ama hiç Ebu Bekir geçemiyordu. Şimdi fırsat elime geçti dedi Ömer <laughs> radıyallahu anh. Efendimiz dedi ki ya Ömer sen ne dersin dedi. O da dedi ki ey Allah'ın Resulü ben de derim ki Mekke Medine arası kervanım olsa İstanbul Ankara kadar Mekke Medine tahmini takribi kervan biliyorsunuz böyle peş peşe birbirine bağlı develer Ankara'ya kadar ve hepsi mücevher dolu olsa yükü mücevher olsa altın pırlantı olsa diyor. Yani Hazreti Ömer Hazreti Ebbekir Sıddık'tan fazla söylüyor. Ben de diyor bütün o şeyi infak etsem diyor serveti diyor infak etsem fakirler Allah için versem yine diyor o tekbirin diyor sevabına diyor ben kavuşamam ki bu sahaben demiş bir deve kesmiş demiş o da bir şey değil yani. Şimdi herkes kendi sanatından konuşuyor. Hazreti Osman radıyallahu an Allah'ından razı olsun. Resul Zinnureyn deniliyor. Bak ders yapıyoruz. Neden e, hanım kardeşlerim yazıyor? Hazreti Osman'a neden Zinnureyn denmiştir? Yazın bunu. Çünkü Resulullah'ın iki tane kızıyla evlenmiş. Aynı anda değil. Resulullah bir kızını vermiş vefat etmiş. Sonra ikinci kızını vermiş. Bu şekilde iki tane kızıyla evlendiği için iki nur sahibi demek. Zinnureyn ne demek? İki nur sahibi. Resulullah'ın iki kızıyla evlendi. Yani bir üçüncüsü de olsa veririm demiş olduğu sahabe budur. Bir bunu bilelim Hazreti Osman radıyallahu anh ilgili. Bir de ben çok etkilenmiştim Hazreti Osman radıyallahu anh ilgili bunu duyduğum zaman çok etkilenmiştim. Ee, Efendimiz Mescid-i Nebevi'de oturuyor. Ee, yani mescid aynı zamanda medrese, aynı zamanda devlet işlerinin görüldüğü yer. Yani mescid ama bizim mana, bizim camilerdeki gibi değil. Çok faaliyeti, fonksiyonu var o zaman. E, otururken mesela diyelim ki işte Hazreti Bilal radıyallahu anh geliyor. Efendimiz oturuyor. Diyelim ki şöyle biraz yaslanmış bir yere. Diyelim ki yani. Geliyor selam veriyor. Aleyküm selam diyor. İşte e, Amr bin As geliyor. Musab bin Ümeyr geliyor. aleykümselam buyur falan. Hiç oturuşunu değişmiyor. Ama ne zaman ki dışarıdan içeriye Hazreti Osman radıyallahu anh girdiğinde ha, Efendimiz oturuşunu değiştiriyor. Biraz böyle bir kendine geliyor. Bir yani o girdiği zaman böyle bir şey yapıyor, hareketlenme yapıyor. Tabi bu sahabe-i kiramın dikkatini çekiyor kardeşlerim. Diyorlar ki ya Resulallah biraz önce felence girdi hiç kıpırdamadınız. Filence girdi hiç kıpırdamadınız. Osman girdiğinde böyle oturuşunuzu düzeltiyorsunuz. Neden? Biz anlayamadık bunu dediğinde Efendimiz buyurdu ki ben dedi nasıl oturuşumu düzeltmem? Osman'dan dedi Melekler dedi haya ediyor dedi o. Çünkü o Kur'an ehliydi yani. Kur'an hafızıydı ve e, Kur'an Hazreti Osman denince Kur'an akla geliyordu yani. Efendimizin de neden kızını verdiği buradan anlaşılsın yani ehli Kur'an olduğu için. Şimdi onun cevabına bakalım. O da dedi ki Ey Allah'ın Resulü dedi. Ben dedi Kabe'nin içine girsem Mekke'nin, Kabe'nin içine girsem dedi. Orada dedi iki rekat namaz kılsam ve her rekatında da bir Kur'an dedi hatmetsem o tekbirin sevabına ulaşamam dedi. Ben. Yani iki rekat, iki hatim Kabe'nin içinde yine o tekbirin sevabına ben ulaşamam dedi. Son olarak Hazreti Ali Efendimiz'e de dedi. Onun, onun sanatı da Hazreti Osman Kur'an-ı Kerim ise onun sanatı da ee, çok böyle e, Allah için mücadeleyi, cengi, savaşı çok seven kuvvetli bir sahabe Hazreti Ali radıyallahu anha kerremallahu ve çe o da dedi ki ey Allah'ın Resulü bütün dünya küffar olsa ben bir Müslüman olarak tek kalsam ve Allah da bana öyle bir güç verse ki hepsiyle mücadele etsem hepsini yensem, Allah için cihad etsem yine o tekbirin sevabına e, ben ulaşamam dedi. Aman Allah. Soru kime sorulmuştu kardeşlerim? Yani bu sahabe-i kiram soruyu kime sormuştu? Resulullah'a sormuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi cevap geliyor. Resulullah'ın cevabı geliyor. Buyurdu ki, ey benim ashabım dedi. Bütün ağaçlar dedi kalem olsa, bütün deryalar, denizler mürekkep olsa, bütün ağaçlar kalem, bütün denizler mürekkep, bütün melekler de kıyamete kadar sevap yazsalar yine o tekbirin sevabına ulaşamazlar dedi. Meleklerin sayısına kadar denizde kum mevlada melek her yağmur tanesini kar tanesini bir melek indiriyor bir daha ona sıra gelmiyor. Bütün melekler yazacak. Bir namazda neler kaçıyor görüyor musunuz kardeşlerim? Bu olay sabah namazında olmuş ama Öğlen içinde, ikindi, akşam, yatsı içinde geçerli bir konudur bu. Yani bir tekbirde bu kaçırılıyorsa, bir rekatta ne kaçırılıyor, bir rükuda neler gidiyor, bir secdede neler gidiyor. Ya da şöyle diyeyim, namaz kılmayan ne kadar büyük bir kayıp içerisinde, ne büyük kaybediyor. Allahu Teala bize namaz aşkı versin, namazı severek Rabbim kılmayı bize nasip etsin mahrum olmaktan Rabbim bizi mahrum. Büyük bir şereftir bu. Ne mutlu namaz kılanlara, Allahü Teala kılmayanlara da en kısa zamanda kılmayı nasip etsin kıymetli kardeşlerim. Evet bugünkü size anlatacağım tekbirle ilgili hadise buydu. Bir kardeşimiz dünkü dersle ilgili bak şimdi aklıma geldi. Dedi ki hocam bak bir kişi yine dedi ki ben de bilmiyordum dedi ikindi namazı akşama yarım saat kala kılınmaz diye biliyordum diye söyledi. Hakikaten bu konu demek ki bilinmiyor kardeşlerim. O günün ikindi namazı yani keyfi olarak bırakılmaz. Hani bir zaruri bir durum olur. Yoldan gelirsin ya da uyumuşsundur, gececisindir, bir uyanmışındır, akşama 10 dakika kalmış gibi o günün ikindisini kılabilirsiniz. Hocam ben bilmiyordum diyor. Yine mesajlar geldi bana. Ben anlamadım ki. Bu böyle yani doğrusu bu. Ha yani neyi kılmazsınız? sünnetini kılmazsınız. Eğer 45 dakika kaldıysa akşama o günün ikindinin sünnetini kılmayıp diyelim 10 dakika var akşama sade farzını kılarsınız ama o günün farzı kılınır. Akşama 45 dakika kala başka bir kaza kılınmaz. Bununla karıştırmayalım. Yani gidip bir öğlenin kazasını akşama yarım saat kala kılamam. Olmuyor. Ama o günün ikindisini kılabiliyorum. Anlaşıldı değil mi? Ama sünnet kılınmaz. Evet doğru. Sünnet kerat vakti girdiği için kılınmaz. Sadece farz kılınır kıymetli kardeşlerim. Evet. Şimdi iftitah tekbirini aldık. İkincisi e, hangisi? İkincisi kıyam. Yani kıyam ne demek? Namazın ikinci farzı. Ayakta kılmak. Ayeti kerimesi. se'ezu billah bismillah. Ve kumu lillahi kanitin ve Allah'a itaat ederek namaza durun. Bakara suresi 238. ayet-i kerime delilimiz. Ve Allah'a itaat ederek namaza durun. Yani tekbir aldıktan sonra şöyle yani ku'mu ayakta durun, Allah'a itaat ederek durun anlamı var. Bunda da söyleyeceğimiz ne var? Ayaktayken sallanmayalım. Yani böyle hareket etmeyelim. Ayağımızı kaldırıp indirmeyelim. Yani Allah'ımızın huzurunda olduğumuzu düşünerek başımızı ne çok böyle dibe böyle aşağı bakalım. Ne de şöyle kabadayı gibi duralım. Kendi halinde ayaktayken secde yerimize bakalım. Elimizi güzel bağlayalım. Sallanmayalım. Sanki çivi çakılmış gibi duralım. Bunda pek anlatılacak bir şey yok. Yani kıyamda durmak. Dururken ne yapıyoruz? Kıyamda elhamı okuyoruz. Zamm-ı sure okuyoruz. Yani Kur'an okuyoruz. Bunu zaten yapıyoruz. Üçüncü şartımız namazın üçüncü şartı kıraat. Kıraat demek okumak demek. Bunu da yapıyoruz. Yani namazda ne yapıyoruz? Elhamı okuyoruz, zammı sürü okuyoruz, efendim duaları okuyoruz, tesbihleri okuyoruz. Ama burada farz olan nedir? Kıyamdayken Kur'an'dan bir şeyler okumak. Ayakta dururken Kur'an'dan bir şeyler okumak. Fatiha'yı okumak yazabilirsiniz hanım kardeşlerim. Namazda Fatiha'yı okumak Hanefi mezhebinde vaciptir. Şafi mezhebinde farzdır. Yani Şafi mezhebinde olan bir kişi mutlaka e, Fatiha olacak. Fatiha olmadan namaz olmuyor Şafi'de. Ama Hanefi'de bizde de vaciptir. Bizde de yani mutlaka okunması lazım. Farz olan Hanefi'de nedir? Kur'an okumaktır. Yani Fatiha, Zamm-ı okuyoruz ya o farz yerine gelmiştir. Ama Şafi diyor ki illa e, şey okunacak. Mesela camilerde bazen uydum hazır olan imama dediği zaman hanefi bir cemaat imama uyduktan sonra Fatiha okumaz. Ama arkada şafi biri varsa şafi mezhebine mensup ki hak mezheptir. O ne yapıyor? O imama uyuyor ama o Fatiha'yı okuyor. Bazıları da diyor ki hocam bu adam sana uyduruyor diyor. Fatiha okuyor diyor. Duyuyor yani. Elhamdülillah okuyor ya. E dedim okuyabilir şafi olan kişi. Onlar Fatiha'sız namaz olmuyor. Ve onlar mutlaka okuyacak yani. Bunu da söylemiş olayım. Erkek kardeşlerim bunu da bilsin. Yani camide imama uyulduğu zaman birileri Fatiha okuyorsa anlayın ki o Şafi mezhebine mensup bir kardeşimizdir. Onu öyle bilelim. Yanlış yapmıyor yani. Evet. Bununla ilgili delilimiz, kıraatle ilgili, okumakla ilgili delilimiz Müzzemmil suresi 20. ayet-i kerime Müzzemmil suresi 20. ayet-i kerime Rabbimiz buyuruyor ki Bismillah Fakra'u u teyessere minel Kur'an Kur'an'dan kolayınıza gelen yeri okuyun. Buradan da şunu demek istiyorum kıymetli kardeşlerim. Bilmediğiniz yerleri okumayın. Mesela diyelim ki en iyi neyi biliyorsun? İnne atayna ihlas. En iyi biliyorsan bunu oku. Ama hep bu, bu ikisi de kalmasın. Buna bir, bir şeyler kat yine. Bir elem kat, bir lilafi lafi kat mesela. Ama en iyi bildiğin, yeni bir şey ezberlemişin, zorlanıyorsun. Mevlane buyuruyor, kolayınıza geleni okuyun. Kıraatla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Hocam ben efendim öğlen namazının sünnetlerinde birinci rekatta Nas, ikinci rekatta ihlası okudum. Üçüncü rekatta Felak, dördüncü rekatta Nas'ı okudum. Yani inna tayna kel-kevser birinci rekatta ikinci rekatta Kulhü'yü, e, üçüncü rekatta diyelim ki e, Felak Nas'ı okudum. Okunur mu? Okunur. Hocam ben farza durdum. Farza da felakla nasıl okudum? Okunur mu? Okunur. Hocam son sünnette de inna atayna'yla e, ihlası okudum. Bak hep sünnette okuduğunu öteki sünnette de okuyabilirsin. Sünnette okuduğunu farza da okuyabilirsin. Yani 10 rekatta da ayrı ayrı sure okuyacaksın diye bir şart yok. Ne buyurdu Allahü Teala? Kolayınıza geleni okuyunuz. Zaten sen selam verdin mi o namazdan çıktın. Yeni bir namaza başlıyorsun. Yeni bir namaza başladığın için orada okuduğun hepsini burada da okuyabilirsin. Yani sünnette okuduğun bütün duaları burada da, sureleri burada da okuyabilirsin. Son sünnette de okuyabilirsin. Mesela. E, Yatsı namazında ilk sünnette okuduğun sureleri fazla da oku. Son sünnette de oku. Vitirde de oku. Aynı sureleri okuyabilirsin. Niye? En iyi onları biliyorsun. Olur yani bu da. Evet. Ee, dördüncü şartımız rükû etmek, rükûya varmak biliyorsunuz eğilmek, rükûya eğilmek. Kadınlar şöyle e, e, biraz 30 derece, erkekler 45 derece eğiliyorlar. Kur'an-ı Kerim'den delili ise Bakara suresi 43. ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki verka'u rükû ediniz diyor. Emir bu. Verka'u rükû ediniz. Allah emrediyor. İşte biz de namazda eğiliyoruz. Allah emrettiği için Eğilin dediği için bize de eğiliyoruz. Beşincisi sucuk secdeye varmak. ayeti kerime vescudü haç suresi 77. ayet-i kerimede vescudü secde ediniz. Yani alnınızı yere koyun, secdeye varın. Bunu da yapıyoruz zaten ruku ve secde. Yalnız rükûda üç kere subhane rabbiyel azim diyecek kadar durmamız lazım. Yani üç kere değil de hocam 4 olmaz da çift olmaz da 5 kere olabilir, 7 kere olabilir secdede. 3 kere demeyin. 5 kere diye 5 normaldir. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la ama en azı 3'tür. En azı 3'tür. En fazla 5 7. E niye vaktimiz varsa Allahu Teala'ya en yakın olduğumuz yer neresidir? Secdedir. Orada o yakınlığımızı biraz daha, beraberliğimizi biraz daha İnşallah uzatalım kıymetli kardeşlerim. Evet e, ve şuduyu de söyledik. E, altıncısı e, son olarak ka'de-i ahire namazın sonunda teşehhüd miktarı oturmak. Bunun delili de hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem İza rafa'ate rahseke min ahiri secdetin e, son secdeden başını kaldırdığım vakit ve ka'atte kadret teşeğüt, ve teşehüd miktarı da oturduğun zaman fakat e, muhakkak ki namazın e, tamam oldu, namaz tamamlandı. Yani Mevlana buyuruyor, son secdeden, e, Efendimiz ne buyuruyor? Son secdeden kafanı kaldırıyorsun, teşehüd miktarı oturmak. Bakın oradaki teşehüd miktarı ne? Ettehiyyatü okuyacak kadar o, o süre oturduğun zaman farz yerine geliyor kardeşlerim. Yani salli barik demek ki bunlar farz olmasa bile sünnettir. Asıl mesele etdeyat. Mesela şunu da söyleyeyim. Erkek kardeşlerime camide cemaate uyan kardeşlerim. Şimdi sen diyelim dördüncü rekatta sünnetin öğlen namazının ilk sünnetini kılıyorsun. Dördüncü rekattasın. Kamet getiriliyor. İmam tekbir alacak. Sen etteyati oturduktan sonra farz yerine geldi. Daha salli barik Rabbena o sonuna kadar gitmene gerek yok ki. Bunu da bilmiyoruz yani. Ettehiyyatı okuyup selam verip hocaya uyman lazım. Sen salli barik Rabbena okuyana kadar hoca efendi rükiye gidiyor. Ne oldu şimdi orada şeyi kaçırdın. Ya hala anlattığım halde camiye gidiyorum. Bütün sünnette bütün herkes oturmuş. Yani kamet müezzin de hareket etmeye başlıyor. Kamet getirecek Vatandaş arkadan geliyor Sünnete duruyor Ya niye duruyorsun Sünnete kamet getiriliyor Kamet getirilirken sünnete durulur mu ya Ne yapacak hocam O sünneti Sonra kılacak öğlenin sünnetini Hemen imama uyacak Diyelim ki namaza başladı Birinci rekatı kıldı ikinci rekatı kıldı Birinci oturuşta tahiyyatta Kamet getirilmeye başladı selam verecek. Üçü dördü kılmayacak. Ne? Kime anlatıyoruz? Üçü de kılıyor, dördü de kılıyor. Hoca efendi artık o da bir ikiyi kılıyor. Üçüncü rekatta. Olmadı ki yanlış bunlar yani. Kamet getirilirken ikinci rekattaysan efendim selam verip uyuyacaksın. Üçüncü rekatta, dördüncü rekattaysan hemen efendim otur demiyorum. Dördüncü rekatı kılacaksın. Ettehiyyatiyi okuyup salli bari okumadan selam verip yetişeceksin hocaya. Bunlar çok önemli konular. Rabbim bu incelikleri bilmeyi nasip etsin. Bak yine bir e, yarım saatlik bir bölümde Allahu Teala bizlere neleri duyurdu? E, yani asıl mesele şu. Yani ben kitapları yalayıp yutsam bile mevzu ne? Şu zaman dilimini beraber geçirmek, muhabbet oluşması, Allah'ın nurunun kalbimize gelmesi, birbirimizi seyretmemiz, dinlememiz. E şimdi ne oluyordu bu zamana kadar? Hep televizyon, film, efendim dizi, şarkı falan. Yani e bunları dinlediğimiz zaman da kalbimiz katılaşıyor, kalbimiz kararıyor. Rabbim ne bileyim yani çok hoşuma gitti bu programlar. Allah da, daim etsin. Damlaya damlaya göl olur. Bak nereye geldik. E, namazın içindeki farzları da inşallah bitirdik. Bundan sonra neyi okuyacağız onu da söyleyeyim. E, abdestin farzlarını inşallah cumartesi e, pazar günü sizinle 9'da onu bitireceğiz. 32 farzı bitirdikten sonra Allah nasip ederse başka ilmal konularını okuyarak kıraatlerimizi düzelterek inşallah devam edeceğiz böyle kardeşlerim. Rabb'im daim etsin. Rabb'im bizleri yolundan ayırmasın kıymetli kardeşlerim. Şimdi ne yapıyoruz? beraber hangi sureye geldik? Hangi sureye geldik? İhlas Suresi'ne geldik. Ulhu'l-lahat eee çoğumuzun da okuduğu ve buna çok dikkat edelim. Eğer bir yanlışımız, hatamız varsa ki Gülhüde ben birkaç hata görüyorum bari hata. Onları düzeltelim inşallah. Çünkü en çok bunu namazda okuyoruz. Ben bir okuyayım siz dinleyin inşallah. Euzü billahi mineş şeytanir r-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahu ehad. Allahus Samed lem yelide ve lem yulide ve lem yekun lehu kufuven kufu ve kufu ven ehand. Sadakallahul En çok gördüğüm hata kulfu diyor kulfu. Kulfu. Kulfu değil. En çok gördüğüm, dinlediğim hata bu fü diyorlar. fü değil. Ney? Kul hü hü. Ne hüsü? Hüz, hüzünün hü hü. Hü. Başka hü ne var? Hülya. Hülya diyoruz ya. Hülya'nın hüsü. Kul hü. Kul hü dedikten sonra vallahu diyeceğiz. Kul hü Allah da değil. İkinci hata da bu. Kul hü Allah diyor mesela. Kul Allah değil. Kul hu vel kul vallahu. Kul hu ehad. Kul hüve ve Allahu kulhu vallah. Yani hüvenin vasından Allah'a geçeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hu Allah'u ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yüled ve lem yeküllehü küfüven küfü küfüfen küfüfen değil küfü küfü küf küf peynir küflenmiş var ya küf küfüven küfüven ehad diyeceğiz bu şekilde bunu da Bitirmiş olduk kıymetli kardeşlerim. Yayın uzadığı zaman siz de farkınız farkındasınız donma oluyor. İsterseniz Yasin-i Şerif'i bu donmadan donduğu zamanda da yayınlayamıyoruz. Ee, i̇nşallah kardeşlerim bunu kapatalım. E, kaydımızı alalım. Bir 3-4 dakika sonra kitaplarınızı açın. Yasin-i Şerif'i okuyalım. Duamızı yapalım inşallah. Onu da ayrı kaydetmiş oluruz inşallah. Evet. Yani ayrılmıyoruz. Sadece 3-4 dakika bir ara veriyoruz. O ara siz Kur'an-ı Kerimlerinizi hazırlayın inşallah.